Herkese merhaba. Bugün sürpriz yumurtalardan Paskalya yumurtasının nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Alüminyum folyoların yardımıyla sizlere birçok farklı desenlerde ve süsler hazırlayarak sürpriz yumurtaların kutularını kullanarak çeşit çeşit Paskalya yumurtalarımızı hazırlamış olacağız. Şimdi alüminyum folyoyu yumurtanın etrafına sardım. Uç taraflarını iyice büküyorum ve tamamen yumurta şeklini alması için güzelce sıkıştırıyorum. Bir guaj boya ve fırça yardımıyla yumurtanın tamamını boyayacağım. Ben su bazlı guaj boya kullanarak boyamaları yaptım ve desenleri bu guaj boya yardımıyla hazırladım. Siz de su bazlı guaj boya kullanabilirsiniz çünkü temizlenmesi çok daha kolay ve hızlı kuruyor. Beyaz guaj boya ile boyama işlemini tamamladıktan sonra yumurtanın kurumasını bekliyoruz. Yumurtayı tamamen kuruduktan sonra mümkün olduğunca kurumasını bekledikten sonra temiz bir desen elde edebilmek için benekler oluşturacağız. Ben tam kurumadan aldım boyama işlemini yapmak için. O yüzden elime yapışmaması için eldiven kullandım. Siz isterseniz tam kuruduktan sonra yapabilirsiniz. Siyah guaj boya yardımıyla da benekler oluşturuyorum. Benekli oluşturma işlemini tamamladıktan sonra yine aynı şekilde yumurtanın tamamen kuruması için onu birazcık ayrı bir yerde tutacağım. Yumurtanın doğru düzgün bir şekilde boyamasını, şeklini koruyabilmesi için mümkünse güneş alan bir yerde veya odanın herhangi bir yerinde kurutabilirsiniz. Bunun şekilde ben daha önce hazırladığım iki tane yumurtam var. Yine alüminyum folyo ile tamamen kaplayıp dışını kırmızı guaj boya ile boyayıp ve beyaz beneklerle yaptığım bu iki yumurtayı da bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi yine alüminyum folyonun üzerine farklı desenler çiziyorum. Şimdi bir dalgalı bir desen çizdim. Üzerine önce beyaz ve sonra mavi renklerle boyayıp bunun da kurumasını bekledikten sonra yine farklı bir şekilde yumurtayı kaplayıp yeni bir desen elde etmiş olacağız. Şimdi mavi guaj boyayla da mavi desenimizi boyuyorum. Boyama işlemini tamamladıktan sonra alüminyum folyomuzu kuruması için ayrı bir yere ayıracağım. Şimdi yeni bir alüminyum folyo ile yeni bir desen çiziyorum. Bu desende de farklı bir dalgalı şekil çiziyorum ve bir kısmını sarı bir kısmını siyah olarak renklendirip yeni bir desen elde etmiş olacağız yine. Sarı guaj boyayla şimdi boyamaya yine başladım. Sarı guaj boyayla desen aralıklarını boyadıktan sonra hemen siyah boyaya geçeceğim ama sarı guaj boyada çizgilerimizi siyahla yaptığımız için altta gölge kalmaması için çizgi üzerlerine kalın bir hat bırakmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca da deseni oluşturduğum siyah çizgilerin dışına çıkmamaya çalışıyorum ki siyah boyaya karışmaması için ona özen göstermek gerekiyor. Şimdi siyah guaj boya geçtim. Yine siyah guaj boyayla bu belirlediğimiz hattın desenini oluşturabilmesi için kalın bir şekilde guaj boyayla belirli çizgileri geçmeyecek şekilde, sarıyı çok taşırmayacak şekilde boyamasını yapıyorum ama burada mümkün olduğunca sarıya dokunmamak lazım. Çünkü ıslak bir guaj boyayla çalışırken desenlerin birbirine karışmaması için elimizden geldiğince diğer rengin içeriğine girmemesini sağlıyoruz. Boyama işlemi bittikten sonra yapmaya bırakacağım. Şimdi yeni bir desen çiziyorum. Yuvarlak halkalar oluşturarak bunu koyudan içeriye açık rengi doğru biraz nazar boncuğuna benzeyen bir sarmal oluşturacağım. Desenimizi oluşturduktan sonra mavi boyayla orta kısmından öncelikle renklendirmeye başlıyorum. İlk önce mavi boyayı boyadıktan sonra açık mavi boyayı da beyaz ve koyu mavi karıştırarak elde ettim. Onu da sürdüm. Şimdi normal sarı guaj boyayla belirlemiş olduğum noktadan desenimi yine yuvarlak bir şekilde çok da çizginin içine çıkmamaya çalışarak boyuyorum. Beyaz rengi ve koyu yeşili karıştırarak birazcık da sarı ekleyerek içerisine su yeşili açık tonda güzel bir su yeşili elde ettim. Onu da sarı halkanın etrafına sürerek yeni bir renk çemberimizi oluşturmuş olacağım. Sıradaki rengim de koyu yeşil. Su yeşilinin etrafına da koyu yeşil guaj boyamı sürüyorum ve kalın bir tabaka halinde belirgin bir şekilde sürdükten sonra yine
yine çizgilerin etrafında çok da çıkmamaya çalışarak güzel bir halka da elde ettikten sonra bu boyama işlemi tamamlanmış olacak. Şimdi yeni bir tane alüminyum folyo kağıdı aldım. Yaklaşık olarak sürpriz yumurta kağıdını sarabilecek kadar bir parça kesiyorum. Öncelikle siyah çizgi şeridimi oluşturuyorum. Çizgi çizgi şeklinde bu sefer son bir sarma kağıdımı tamamlamış olacağım. Bu sefer düz çizgiler halinde bir desen oluşturmak istedim. Kırmızı rengimi boyuyorum şimdi de. Kırmızı rengini de düz bir şekilde çizgi şeklinde boyamasını tamamlıyorum. Şimdi beyaz ve koyu mavi karıştırıp olabildiğince çok az bir mavi koydum içerisine. Açık mavi ya da turkuaz tonlarında bir renk elde ettim. Elimde 6 tane guaj boya var. Bunları mümkün olduğunca karıştırarak yeni renkler ve açık tonlar elde etmeye çalışıyorum. Düz bir çizgi halinde turkuaz boyayı da boyuyorum. Koyu maviyi kullanıyorum şimdi. Koyu mavi rengiyle de düz çizgimi boyamaya başladım ve onu da mümkün olduğunca iz bırakmayacak şekilde kalın tabaka halinde boyayacağım. Diğer renklerimi de boyadım. Alüminyum folyomun boyama işlemi tamamlandı. Şimdi son evreye geldik. Elimdeki sürpriz yumurtaların her birisini hazırlamış olduğum alüminyum folyo kağıtlar ile tek tek kaplayacağım ve mümkün olduğunca hazırlamış olduğum desenlerin görülebilir hale gelecek şekilde onları güzelce bir etrafından kaplıyorum. Uç kısımlarında kalan fazlalıkları mümkün olduğunca iyice sıkıştırıp yumurtayı daha sonra fazlalıkları makasla kesiyorum. Şimdi öncelikle ilk hazırladığım beyaz ve mavi desenli yumurta kağıdımı hazırladım ve bu alüminyum folyonu kesme işlemini tamamladıktan sonra diğer kağıdıma geçiyorum. Bu benim en sevdiğim desen oldu. Aslında birçok parçalı geometrik şekiller yapmayı düşündüm ama sonra farklı farklı kare ya da prizmalı şekilleri bir araya getirdim. Yeni bir desen elde etmiştim. Bunu yine aynı şekilde yumurtanın etrafına sarıyorum ve köşelerini güzelce yumurtayı sıkıştıracak şekilde kapattıktan sonra uç kısımlarını kesiyorum. Şimdi yuvarlak halkalar halinde hazırladığım alüminyum folyoyu yumurtama kaplıyorum. Yumurtamı da etrafına sarıp kapladıktan sonra uç kısımlarını yine keseceğim. Bunu da tamamladım. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Diğer desenli alüminyum folyoyu da yumurtamın etrafına sarıyorum. Aynı şekilde düzgün bir şekilde onu kaplamasını uç kısımlarını kapatarak ve yumurtayı sıkı bir şekilde saracak şekilde tamamlıyorum. Son olarak şimdi düz çizgiler halinde hazırlamış olduğum bu alüminyum folyo desenli kağıdımı da etrafına sarıyorum. Yumurtamı tamamen kaplayıp fazlalıklarını temizledikten sonra yine kenara ayıracağım. Paskalya yumurtalarımızın hepsini hazırladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşça kalın.